Bir işi başarmada iki kavram, taksimul amal yani iş bölümü ve mütesanit heyet, uyumlu heyet. Evet, toplantı içinde alabildiğine tartışabilirsiniz. Her şeyi tersini de söyleyebilirsiniz ama amaç kendinizi fark ettirmek değil, ortak amaca gidecek şekilde hareket etmek. Yani kendimizden çok o ortak amacın hukukuna riayet ederek fikirlerimizi serdetmek, kendimizi tanıtmak, kendimizi ispat etmek gibi nefsi arzulara esir olmamak. Amaç ortak, aklın amacı olmalı yani. Onu uyguladığımız zaman bir işi başarabiliyoruz. Bu sadece 11. mektupta çıkardığımız iki unsur. Misallerin tümünde o sosyal sermayeyi zenginleştirecek, artıracak, kalitesini yükseltecek çok düsturlar var. Örnek diyelim yine üstad bir yerde önce tanışmanın öneminden bahsediyor. Tearüf, sonra teavün, sonra taksimul amal. Yani bir işi başarmada bunu önce tanışın diyor. Tanışmadan bir insan bir araya gelse, 3 kişi, 5 kişi bir fabrika kuramaz. Geçmişini bileceğiz, özgeçmişini bileceğiz. İnsanların tanışacağız. Tanıştıktan sonra bir iş kurmaya yelteneceğiz. O da yetmiyor. İşi kurduktan sonra diyelim bir fabrikayı, diyeceğiz ki bu işin işte alım satımıyla sen ilgilen, pazarlamasıyla sen ilgilen, efendim dış işleri senin olsun, iç işleri senin olsun diye bir iş bölümü taksimul amal yapmak gerekiyor. Bunu uyguladığımızda o işler daha kolaylıkla yürüyor. Ve arada iletişim oluyor. Sosyal iletişim ağları da bunu sağlıyor. Şimdi şöyle bir örnek de verebilirim. Bir bakkal dükkanı diyelim ya da süpermarket, market, aile kurumu. Babası var, oğlu var. Ve aralarında işte 40 yılda birlikte çalışmışlar, bir dükkan kurmuşlar. Birbirinden habersiz onlara sorduğunuzda diyorsunuz ki babasına, bu yılki büyüme hedefiniz %% olacak? Babası %4 derken aralarında hiç iletişim olmadığı için oğlu %40 diyebiliyor. %50 diyebiliyor. Ne kadar büyük bir fark. Ama aralarında iletişim olsa, toplantılar yaparak, birlikte kafa yorarak, planlar yaparak hiç olmazsa bu kadar fark olmaz derler ki %5-6 büyüme hızına ulaşmak istiyoruz. Ama iletişim olmadığı zaman bu sosyal sermaye unsurlarından birisi %50 derken birisi %5 diyebiliyor. O da o kurumun hedefinin şaşacağını gösteriyor. 11. mektup şöyle son bulmakta. Menfi esasata bina edilen ve Karun gibi ilmün ala utitihu innema, yani muhakkak ilim bana verildi deyip de ihsan-ı Rabbani olduğunu bilmeyip şükretmeyen ve maddiyum fikriyle şirke düşen ve seyyiatı hasenatına galip gelen şu medeniyet Avrupa'yı öyle bir semavi tokat yedi ki yüzer senelik terakkesinin mahsulünü yıktı, yaktı, tahrip edip yangına verdi diye gidiyor. Yani burada Avrupa'da, Amerika'da sosyal sermayenin hakikaten güçlü olduğunu duyuyoruz yabancı literatürlerden. Bir işi başarıyorlar. Ama üstad burada sosyal sermayesi güçlü olan bu toplumlara yönelik önemli uyarılarda bulunuyor. Sosyal sermayemiz güçlense bile sürdürülebilir olması lazım. Onu yıkabiliriz her an. Onun da yıkılma unsurları Bediüzzaman burada şöyle özetleyebiliyor. Bir çırpıda yok olabileceğini Bediüzzaman'ın bu mektubunda görebiliyoruz. İkinci Can Harbi'nin örnek veriyor burada. Ve zir-i zeber oldular diyor. Bunun da sebebi şudur diyor. Sosyal sermaye ne kadar yüksek de olsa çok da ilerlese bak bir anda yok olabiliyor. Yok olabiliyorsunuz. Bunun da sebebi şudur. Bu servet bilgim sayesinde bana verilmiştir demeyin diyor. Allah'ın ikramı olduğunu bilmeyip şükürsüzlük gösterirseniz sosyal sermayeniz gider. Başarısız olursunuz. Materyalist fikirlerle Allah'a ortak koşmayın diyor. Bu da diyor sizi diyor zayıflatır, yok eder. Zulümler İslam alemine ve özellikle hilafet merkezine, İslam alemine ve hilafet merkezine yapılan ihanetler de diyor sosyal sermayeyi yok eder. Ve sosyal sermaye unsurlarıyla elde edilen başarılar bir anda yok olabilir. O halde bizim onu da sürdürülebilir kılmamız gerekiyor.
Bunun için de tahkiki iman ve iman gücü gibi unsurların da devreye girmesi gerekiyor. Sonuç olarak 11. mektupta sosyal sermaye unsurlarına ekleyebileceğimiz mütesanit heyet, taksimul amal, tahkiki iman ve iman gücü gibi kavramlar ve unsurlar bulunduğu gibi sürdürülebilir bir sosyal sermaye ve unsurları için hangi tehlikelerin yani şükürsüzlük, materyalist düşünceler, İslam'a yapılan zulüm ve ihanetler, iman zayıflığı gibi bulunabileceğinin de işaretlerini görmekteyiz. Hepinizi selamlıyorum.